Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videonun başından da gördüğünüz üzere ipek kirpik yaptırdım ve size deneyimlerimi anlatacağım. Aslında bu videoyu ikinci çekişim. Şöyle ki geçen hafta kirpiklerimi yaptırdığımın ertesi günü hemen videoyu çektim. Böyle inanılmaz cıvıl cıvıl neşe saçan çok mutlu olduğum bir videoydu. Seslerde bir problem olmuş. Neyse. Bu ikinci çekişim ve umarım hiçbir problem yaşanmayacak. İyi oldu bunu tekrar çektim çünkü aslında yeni yaptırmanın verdiği o heyecanla size böyle şöyle harika oldu, böyle muhteşem, böyle işte gökyüzüne uzanıyor kirpiklerim tadında bir videoydu ve hani bilgiler verdim, yani ne kadar sürede yaptırdım, ne oldu, ne kadar gidecek falan. Şimdi birazcık daha objektif fikirlerimi duyabilirsiniz çünkü çok saçma kirpiklerim dökülüyor. Evet. Yani gerçekten herkes haklıymış. Ki geçenki videoda da şey diyorum. İşte insanlar çoğu mutlu ama işte kirpiklerim döküldü bilmem ne diyen de var. Ben bunu kendim deneyimlemek istemiştim. Şu anda böyle yaklaştığımda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bayağı böyle kameranın dibine girmek istiyorum. Kirpiklerim dediğim gibi aynı bunun gibiydi. Yani şu an siz ters görüyorsunuz ama şu sağ gözümle sol gözüm aynıydı. Şu anda şuradakiler döküldü. Yani bu tarafta hiçbir problem olmadı. Sanki birazcık birbirine karışmışlar. Ama burada bir dökülmeler oldu, bir şeyler oldu. Neyse. Bu konuya sonra değineceğim. İlk olarak nasıl karar verdim? Buradan başlayayım. Herkes de ne kadar güzel durduğunu gördüm ve ben de bu yaz dolayısıyla pek fazla makyaj yapmak istemiyorum. Sadece böyle sizin karşınıza çıkarken, çekimlerim falan varken yapıyorum ya da böyle fotoğraf çekeceksen falan yapıyorum. Onun haricinde pek fazla makyaj yapmayı sevmiyorum yazın. Akıyor, ediyor, bir şey oluyor. Bir de yazın tabii ki de waterproof maskaralar kullandığım için kat kat maskara uygulayıp hala istediğim efekti alamadığım için böyle bir kirpiklerimde bir dökülmeler oldu. Tabii waterproof'u çıkarmaya çalışırken sürekli ovalamaktan falan. Dedim ki ipek kirpik yaptırayım. Makyaj yapmama da gerek kalmaz ki gerçekten de öyle oldu. Şu son bir haftada gözlemlediğim kadarıyla erkek arkadaşımdan bütün arkadaşlarıma kadar herkes yani bayağı makyajlı zannettiler beni. Ki yüzümde yani göz altlarımda kapatıcı bile yoktu. Sadece kirpiklerim böyle bayağı hacimli ve böyle uzun uzun duruyordu. Tabii ilk yaptırmanın verdiği heyecanla bayağı mutluydum. Bu arada yaptırdığım yerin ismini söylemek istemiyorum. Sonra böyle yok reklamda sponsor gibi şeyler algılıyorsunuz. Nerede yaptırdığımın bir önemi yok bence. Çünkü çoğu yer sanırım hemen hemen aynı uygulamayı yapıyor zaten. İsteğiniz üzerine uzun, kısa veya işte ayda bir bakımlarına gitmeniz gerekiyor tarzında. Her yer aynı uygulamayı yaptığı için isim vermiyorum. Bu arada her bir ipek kirpik sizin kirpik yoğunluğunuza bağlı. Çünkü tek tek kirpiklerinize takılmış oluyor ki. Yani az kirpiniz varsa az ipek kirpik yaptırsanız da çok çok yoğun olmayabilir diye düşünüyorum. Ne kadar kirpiniz varsa yani o kadar çok fazla ipek kirpik, o kadar hacimli kirpikler. Neyse kirpiklerime yapılmaya başlandı. Sanırım 2,5 saat falan sürdü. Böyle her yerim bayağı bantlı falandı böyle. 2,5 saat müzik falan dinleyip böyle kulaklığı takıp uzandım. Neyse 2,5 saatin sonunda gerçekten muhteşemdi. Şöyle bir tarama çubuğu verdiler. Sabah akşam yüzünüzü yıkarken hem şu üstten hem de alttan taramanız gerekiyor ki birbirine girmesin. Ben çok dikkat etmeme rağmen tabii ki de birbiri içine girdiler. Ha şöyle ki hala beğeniyorum. Yani hala yaptırdığım için pişman değilim ama yani buna bir çözüm bulunması lazım. Mesela şuradakiler neden dökülüyor ki? Hiçbir şekilde yüzümü yıkarken gözlerimi ovuşturmadım. Ağır makyajlar yapıp silerken çıkarmaya uğraşmadım. Yüzümün üstüne yatmadım vesaire. Gerçekten çok düzgün baktım bu bir haftada. Ben mi acaba böyle çok dikkat ediyorum şu anda ama siz de farkı görebiliyorsunuzdur. Neden bu gözüm döküldü de bu dökülmedi gibi. Her neyse ipek kirpi yaptırdıktan sonra ayda bir bakımına gitmeniz gerekiyor. Ayda bir gittiğinizde bu dökülenlerin yerini düzeltiliyor falan işte artık. Çarpık çırpık olanların yerine yenileri ekleniyor. 3 ay boyunca kullanabiliyormuşsunuz hani hiçbirisini çıkarttırmadan yani yerlerine yenileri eklenerek. Ama dediğim gibi yani pişman değilim. Çok ilginç bir şekilde hala seviyorum ama hani bu kadar kısa sürede yani en azından 2-3 haftada hani dökülmeler başlasaydı. Yani 5 gün 6. günde falan dökülmelerin başlaması beni birazcık üzdü açıkçası. Hani şu anda gidip bakımını mı yaptırmam gerekiyor ki kaç paralara mal olacak o zaman 2 haftada bir bakıma gidersek. Bu yüzden yani hani maliyeti bayağı yükseliyor. Hani o kadar gerek var mı bilmiyorum. Neyse ben bu yazı dediğim gibi az makyajlı ya da makyajsız geçirebilmek adına açıkçası yaptırdım.
Ama şöyle bir şey var, tabii duşa falan girdiğinizde kepikleriniz ıslandığı için çıktığınızda taramanız gerekiyor ve tararken yani buna da takılıyor. Bu da döküyor kirpiği, ben anlamadım. Ama taramasan da olmuyor, böyle çarpık çurpuk oluyor falan. Neyse, bu arada hamama falan çok sık giden biriyseniz çok sıcakta, yani hamamın o buharı da kepiklerin dökülmesine sebep oluyormuş, ama havuz, deniz bir problem yaratmıyor dediler. Ama ben şu anda tabii bir hafta önce yaptırdığım için denizi, havuzu test edemedim. Bakalım, bu bir haftalık geçmiş bir video, yani bir hafta sonrasını anlatıyorum. Bakalım bir iki ay sonrasında hala fikirlerimle, hani gerçekten pişman mı olacağım, hani uğraşması zor mu gelecek bilmiyorum, ama şu görüntüyü çok sevdim. Çünkü Insta Story'de bir şeyler paylaştığımda herkes maskara anne şöyle harika durmuş, gerçekten bayıldık falan dediler. Yani bayağı bolca maskara sürmüşüm gibi duruyor. Yani Chanel de volume falan sürmüşüm gibi duruyor. Dediğim gibi bugün sizin karşınıza çıkacağım diye böyle çok hafif bir şeyler sürdüm göz kapağıma, ama normalde onu bile yapmıyorum. Çünkü uzun yaptırdığım için kirpiklerimi şöyle baktığımda zaten göz kapağım hiçbir şekilde görünmüyor. Öyle bir şey ihtiyaç duymuyorum. Neyse, çok fazla soru gelince böylelikle bütün deneyimlerimi, şu bir haftalık deneyimimi bir video olarak paylaşmak istedim. Merak ettiğiniz tabii ki de başka sorular varsa bana yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Benim aklıma gelmeyen, sizin aklınıza takılan eminim bir sürü şey vardır. Onlara tek tek cevaplayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Biliyorum çok kısa bir video oldu ama böyle toplu bir yanıt vermek istediğim için. Neyse, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım köpeklerim hala duruyor olacak mı bir sonraki videoda? Belki orada da fikirlerimi söylüyor olurum. Öptüm hepinizi. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada diğer videolarımı izlemek istiyorsanız şunlardan bir tanesine tıklamanız yeterli. Neden bir tane oldu bilmiyorum ama siz bunları izleyin durun.